Yukarıdaki şekillerde verilen sulu çözeltilerdeki klor iyonu molar derişimleri eşittir. 1 ve 2 nolu çözeltiler karıştırıldığında potasyum iyonlarının molar derişimlerinin klor iyonlarının molar derişimine oranı kaç olur denilmiş. Öncelikle her iki çözeltinin çözünme denklemlerini yazalım. Potasyum klorür suda çözündüğünde potasyum ve klor iyonlarına ayrışacak. Magnezyum klorür de suda çözüldüğünde magnezyum ve klor iyonlarına ayrışacak. Magnezyum klorür formülünde 2 klor olduğundan dolayı klor iyonumuzun katsayısı 2 olacaktır. Potasyum klorür molüne 2 n denilmiş katsayılar birbirine eşit olduğundan oluşan potasyum ve klor iyonlarının molleri de birbirine eşit olacaktır. İkinci çözeltimizdeki magnezyum klorür molüne n mol denilmişti. Katsayılara baktığımızda magnezyum klorür katsayısıyla magnezyum iyonun katsayısı aynı olduğundan burada da en mol maddemiz oluşacak. Klorun katsayısı magnezyum klorürün 2 katı olduğundan oluşan klor iyon molü 2 endir. Sorumuzda bize iki çözelti karıştırıldığında klor iyon molar derişimlerinin eşit olduğu söylenilmişti. Her bir çözeltiden gelen klor iyonuna baktığımızda iki klorunda mol sayıları birbirine eşitti. Molarite formülünü düşündüğümüzde Molaritelerimiz eşit, mollerimiz de eşit. O halde hacim değerleri de birbirine eşit olmalı. Birinci kabımızın hacmine V litre dersek ikinci kabın hacmi de V litre olacaktır. Sorumuzda bize çözeltiler karıştırıldığında potasyum iyonunun klor iyonuna derişim oranı nedir denilmişti. Molarite formülünden yararlanarak öncelikle potasyumun iyon derişimini hesaplayalım. Potasyumun molaritesi eşittir. Potasyumun molü. Potasyumun molünü 2n mol bulmuştuk. Hacim değerimiz ise çözeltiler karıştırıldığında toplam hacim değeri olan 2V olacaktır. Birinci kabın hacmi V idi. ikinci kabın hacmi de V demiştik. Toplam hacim 2V oldu. Klor iyon derişimini de hesaplayalım. Toplam klor iyon derişimimiz bakın 2 çözeltiden de gelen klor iyon olduğundan dolayı 2N mol birinci çözeltiden 2N de ikinci çözeltiden olmak üzere toplam 4N mol klor iyonumuz var. Yine son hacim değerimiz çözeltiler karıştırıldığında 2V olacaktır. Bize potasyum iyon derişimi bölü klor iyon derişim değeri sorulmuştu. Bulduğumuz değerleri yerine yazacak olursak potasyum için 2n bölü 2v demiştik. Klor için 4n bölü 2v demiştik. 2v'ler birbirini götürecek olursa yine n'ler de birbirini götürecek olursa 2 bölü 4'ten potasyum iyonunun klor iyonuna derişim oranı 1 bölü 2 çıkacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Formülü verilen iyonik katısının suda çözülmesine ait iyon derişimi zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre bileşiğin formülü nedir deniliyor. Öncelikle formülü verilen bileşiğin suda çözünme denklemini yazmış olalım. Bileşiğimiz suda çözündüğünde x ve y iyonları oluşacak. x'in iyon yükünün m olduğu ve y'nin iyon yükünün de eksi n olduğunu görmekteyiz. Tepkimenin denkleşmesi için x'in kat sayısı n, y'nin kat sayısı ise m olacaktır. Oluşan iyonların derişimine baktığımız zaman x'in derişimi 0,6 molar, y'nin derişimi ise 0,4 molar. Nasıl ki katsayılar üzerinden mol yorumu yapıyorsak aynı şekilde kat üzerinden molarite yorumu da yapabiliriz. İyonlarımızın molaritelerine baktığımız zaman aralarında 3'e 2 oranı var. X'in iyon derişimine 3K dersek Y'nin iyon derişimi 2K olur. İyonların derişim miktarı ile katsayılar doğru orantılıdır dedik. O halde formülümüz 3'e 2 orandan dolayı X3Y2 şeklinde olması gerekiyor. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yukarıdaki şekillerde verilen 1 nolu çözeltinin yarısı boş olan 2 nolu kaba aktarılıyor. 2 nolu kapta oluşan çözeltinin hacmi su eklenerek 1 litreye tamamlanıyor. Buna göre son durumda 2 nolu kaptaki çözeltide nitrat iyonları derişimi kaç molardır denilmiş. Birinci kaba baktığımızda elimizde 800 mililitrelik bir çözelti bulunmakta. Bunun yarısı ikinci kaba aktarılıyor. O halde elimizde 400 mililitrelik demir 2 nitrat çözeltisi bulunacak. Daha sonra su eklenerek hacmimiz 1 litreye tamamlanıyor. Son hacim değerimiz 1 litre olacak. Öncelikle birinci işlem sonucunda ikinci çözeltiye kaç mol demir 2 nitrat bir geldi bunu hesaplayalım. Molarite formülünden birinci kaptaki çözeltimizin molarite değeri 2 molardı. Mol değerini bulacaktık. Demir 2 nitrat bileşiğinin molünü buluyoruz. Hacim değeri için 400 mililitresini aktardığımızdan dolayı 0,4 litre diyoruz. Molaritedeki hacim birimimiz litreydi. Buradan çözünen maddemizin molünü 0,8 mol olarak buluyoruz. Daha sonra ikinci kapta bulunan 400 mililitrelik demir nitrat çözeltimizin üzerine hacmi 1 litre olacak şekilde su ekleniyordu. Bu su ekleme işlemi sonucunda ikinci kaptaki son derişimimiz ne olur bunu da hesaplayalım. Molarite diyoruz. Çözünen molümüz hala 0,8 mol. Biz ne yapıyorduk? Üçüncü kaptan sadece su ekliyorduk. Yani çözünen bir madde yoktu. O halde çözünen molümüz hala 0,8 mol. Son hacimimiz ise 1 litreye tamamlandığından dolayı hacim değerimiz 1 litredir dedik ve ikinci kapta bulunan çözeltimiz 0,8 molardır dedik. Bize bu çözeltide bulunan nitrat iyonları derişimi sorulmuştu. O halde demir 2 nitrat bileşiğinin çözünme denklemini yazalım. Demir 2 nitrat bileşiği suda çözüldüğünde demir artı 2 ve 2 birim nitrat iyonları oluşacak. Buradaki kat sayımızın 2 olmasının nedeni parantez dışında 2 yazdığından dolayı. Demir 2 nitrat bileşiğinin derişimini 0,8 molar bulmuştuk ikinci kapta. Bize nitrat iyon derişimi soruluyordu. Katsayı sayı 1 iken 0,8 molar ise katsayı sayı 2 iken derişim değerimiz 1,6 molar olacak. Bize nitrat iyon derişimi sorulduğu için cevabımız 1,6 olan D seçeneği olacaktır. Potasyum bromür ve magnezyum bromür katılarının saf suda çözünmesiyle hazırlanan 500 mililitrelik bir çözeltideki potasyum ve brom iyonlarının mol sayılarının zamanla değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle çözeltilerimizin suda çözünme denklemlerini yazalım. Potasyum bromür suda çözüldüğünde potasyum ve brom iyonlarını oluşturacak. Magnezyum bromür de suda çözüldüğünde magnezyum ve brom iyonlarını oluşturacak. Magnezyum bromürde 2 adet brom olduğu için brom iyonunun katsayısı da 2'dir. Çözünme denklemlerinden de gördüğümüz gibi brom kaynağı hem potasyum bromür hem de magnezyum bromürdür. O halde potasyum iyon üzerinden sorunun çözümüne gitmek daha akıllıca olacaktır. Potasyum iyonunun molü 0,4 mol olarak bize verilmiş. Katsayıları kullandığımızda katsayı 1 iken 0,4 ise yine katsayı 1 olduğu için potasyum bromür maddemizin de molü 0,4 moldür. Brom iyonunun da katsayısı 1 olduğu için bromun da 0,4 mol olduğunu söyleyebiliriz. Grafiğe baktığımızda brom iyonlarının toplam mol sayısı 1,2 moldür. Potasyum bromürden gelen brom iyonu 0,4 mol olduğuna göre toplam brom iyonu molünün 1,2 mol olması için magnezyum bromürden gelen brom iyon miktarı 0,8 moldür diyoruz. Bu sayede brom iyonları için iki değerin toplamı 1,2 mol eşit olmuş oldu. Katsayı 2 iken 0,8 mol geldi geldiyse katsayı 1 iken 0,4 mol gelecek. Aynı şekilde katsayı 1 olduğu için magnezyum bromür de 0,4 moldür yorumunu yapabildik. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül çözünen potasyum bromür 0,4 moldür. Denklemlere baktığımızda çözünen potasyum bromürün molü 0,4 moldür diyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül çözünen magnezyum bromür 0,6 moldür denilmiş. Çözünen magnezyum bromür için 0,4 mol değerini bulmuştuk. İkinci öncülümüz yanlış oldu. Üçüncü öncül çözeltideki magnezyum iyonlarının derişimi 0,8 molardır denilmiş. Molarite formülü üzerinden magnezyum derişimini hesaplayacağız. Magnezyum iyon derişimi eşittir. Çözünen magnezyum molü, çözünen magnezyum molünü 0,4 mol olarak bulmuştuk. Bölü çözelti hacmi. Çözeltinin hacminin 500 mililitre olduğu bize söylenmiş. Molarite formülündeki hacim birimimiz litreydi. 500 mililitre 0,5 litre yapacak. O halde buradan bölme işlemini yaptığımızda magnezyum iyon derişiminin 0,8 molar olduğunu buluyoruz. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. 2 molar 150 mililitre doymamış XOH çözeltisinin suyu tamamen buharlaştırıldığında geriye 12 gram katı madde kaldığına göre X'in atom ağırlığı nedir deniliyor. Sorumuzda çözeltinin doymamış olduğunun vurgulanması dibinde katısının olmadığı anlamına geliyor. O halde çözünen XOH molünü molarite formülü üzerinden bulalım. Molarite değerimiz 2 molar verilmiş. XOH'ın molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 150 mililitre. Molarite formülündeki hacim birimimiz litreydi. 150 mililitre bine bölündüğünde 0,15 litre yapacaktır. Buradan çözünen XOH molünü 0,3 mol olarak bulmaktayız. Sorumuzda bize su buharlaştırıldığında geriye 12 gram katı madde kaldığı söylenilmiş. Çözeltimizdeki çözücü su, su buharlaştığında geriye sadece çözünen kalacak. Yani 0,3 mol XOH'ın 12 gram geldiği sonucu çıkacak buradan. Şöyle bir denklem kuruyorum. 0,3 mol XOH 12 gram ise Atom ağırlığını bulabilmek için 1 mol üzerinden işlem yapmam lazım. 1 mol XOH kaç gramdır dersek. XOH için 12 bölü 0.3 yerine 3 bölü 10 yazacak olursam. Buradan 40 gram değerini bulacağız. Bu bizim XOH maddemizin mol ağırlığı arkadaşlar. Bize soru X'in atom ağırlığını soruyordu. XOH'daki atomların toplam ağırlıklarını 40'a eşitlediğimde X'i bulacağım. X'in atom ağırlığını bulmaya çalışıyorum. Artı bir tane oksijen var elimde. Oksijen atom ağırlığı 16. Artı bir tane hidrojen var. Hidrojen atom ağırlığı da 1. Bu atomların ağırlıkları toplamı 40'a eşitmiş. XOH'ın mol ağırlığına eşitmiş. Denklemimizi çözecek olursak X artı 17 eşittir 40. Buradan X'in atom ağırlığını 23 olarak bulmaktayız. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. X2Y3 iyonik katısı ile sulu çözelti hazırlanırken çözünen X2Y3 katısının mol sayısının zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Hazırlanan çözeltinin hacmi 500 ml olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle iyonik katımızın suda çözünme denklemini yazalım. İyonik katımızın suda çözünme denklemini yazdık. Dikkat edersek grafiğe başlangıçta A mol varken çözünme sonucunda ortamda artan bir katı varlığı söz konusu. B mol maddemiz artmış. O halde tepkimede harcanan mol yerine başlangıçtan kalan miktarı çıkardığımızda A eksi B mol tepkimeye giren miktardır diyebiliriz. Katsayılar üzerinden yorum yapacak olursak x'in katsayısı 2 olduğundan dolayı A eksi B'nin 2 katı kadar oluşmuştur yorumunu yapıyoruz. 2 çarpı A eksi B mol diyorum. Aynı şekilde Y'nin kat sayısı da 3 olduğu için yani X2 Y3'ün 3 katı olduğundan dolayı oluşan Y iyonunun molüne de 3 çarpı A eksi B mol diyeceğiz. Şimdi öncüllerin yorumunu bu duruma göre yapalım. Birinci öncül çözelti doymuştur. Grafiğe baktığımızda dikkat edersek Ortamda çözünmeyen bir miktar x2y3 iyonik katısı bulunmaktadır. Yani çözeltimizi şu şekilde düşünebiliriz. Çözeltimizin dibinde çözünmemiş olan x2y3 katısı da bulunmaktadır. Çözeltimizde ise x iyonları ve y iyonları bulunmaktadır arkadaşlar. Hatırlarsak biz dibinde katısı bulunan çözeltiler için doygun çözeltidir ifadesini kullanıyorduk. Çünkü çözeltimiz artık daha fazla madde çözemediğinden ortamda bulunan fazla miktardaki tuzumuz dibe katı olarak çökmüş durumdadır. Dolayısıyla dibinde katısı olan çözeltiler doygundur. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül çözeltinin derişimi 2 çarpı A-B molardır denilmiş. Çözelti derişimini sorduğundan dolayı x2y3'e göre yorum yapacağız. Molarite formülünü hatırlayacak olursak çözülen molü bölü çözelti hacmiydi. Çözünen molüne A-B mol demiştik. Hacim değerimiz çözelti hacmi için 500 mililitre denilmiş. Molarite formülünde hacim birimi litreydi. Dolayısıyla 500 mililitreyi de litreye çevireceğiz. 500 mililitre 0,5 litre yapmakta. Hacim gördüğüm yere 0,5 yazarsam molaritemiz 0.5'i 1 bölü 2 olarak düşündüğümüzde 2 yukarı çarpım olarak geçecek. Dolayısıyla molarite değerimiz 2 çarpı A eksi B molardır diyebiliriz. Yani ikinci öncülümüzün doğru olduğunu söyleyeceğiz. Üçüncü öncül çözeltideki X iyonlarının mol sayısı 3 çarpı A eksi B'dir denilmiş. Çözeltimizde bulunan X iyonunun molünü 2 çarpı A eksi B mol olarak söylemiştik. Burada ise 3 çarpı a eksi b denilmiş. Yani y'nin molünü vermiş bize. Üçüncü öncül yanlıştır. Soru bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan c seçeneğidir. 0,8 molar 300 mililitre magnezyum nitrat çözeltisine 1 molar 200 mililitre alüminyum nitrat çözeltisinin tamamı ilave ediliyor. Bu işlem sonucunda kaptaki magnezyum ve nitrat iyonları derişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Öncelikle her iki çözeltinin çözünme denklemini yazalım. Alüminyum nitrat tuzu suda çözündüğünde suya alüminyum ve nitrat iyonlarını verecek. Formülde nitrat sayısı 3 olduğundan nitratın katsayısı 3 olacak. Aynı şekilde magnezyum nitratın da suda çözünme denklemini yazalım. Magnezyum nitrat suda çözüldüğünde magnezyum ve yine nitrat iyonları oluşacak. Formüldeki nitrat sayısı 2 olduğundan nitrat iyonun kat sayısı 2'dir diyeceğiz. Arkadaşlar bu tip soruları mol üzerinden çözeceğiz. İyonların mollerini bulduktan sonra molarite formülünü yerine koyarak iyonların molarite değerlerini de belirlemiş olacağız. Öncelikle molarite formülünden alüminyum nitratın kaç mol olduğunu bulalım. Alüminyum nitrat çözeltisi 1 molarmış. Molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 200 mililitre. Bunu litreye çevirdiğimizde molaritedeki hacim 1 bir litreydi. Mol değerimiz 0,2 mol olarak karşımıza çıkmakta. Bu mol değeri alüminyum nitratın molüdür. Yerine yazalım. Elimizde 0,2 mol alüminyum nitrat varmış. Arkadaşlar katsayıları kullanarak iyonlarımızın mollerini belirleyelim. Katsayı bilken 0,2 mol ise alüminyum iyonunun katsayısı da 1 olduğu için burası da 0,2 mol. Nitrat iyonu katsayısı 3 olduğundan dolayı 0,6 mol olacaktır. Magnezyum nitrat için de mol değerimizi hesaplayalım. 0,8 molarmış çözeltimiz. Molü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 300 mililitre. Bunda da litreye çevirirsek 0,3 litre yapacak. Buradan mol değerimizi 0.3 çarpı 0.8'den 0.24 mol olarak buluyoruz. Bu değerde bizim magnezyum nitrat çözeltimizdeki çözünenin molü. Magnezyum nitratın molünü yerine yazıyorum 0.24 mol dedik. Katsayıları kullanarak iyonların mollerini belirleyelim. Katsayı 1 iken 0.24 ise katsayı 1 iken yine 0.24 mol diyoruz. Katsayı 2 iken 0.48 mol olacak. Sorumuzda Çözeltiler karıştırıldıktan sonra magnezyum ve nitrat iyon derişimleri bize sorulmuştu. Öncelikle magnezyum derişimini belirleyelim. Magnezyumun molü 0,24 mol. Sadece ikinci çözeltiden geliyordu magnezyum iyonları. Toplam hacim değerimiz 300 mililitre magnezyum nitrat çözeltisi 200 de alüminyum nitrat 500 mililitre yaptı hacim değerimiz. Molaritedeki hacim birimi litre olduğundan dolayı 500 mililitreyi litreye çevirirsek 0,5 yapacak. Buradan magnezyum iyon derişimimiz 0,48 molardır dedik. Şimdi de nitrat iyon derişimini hesaplayalım. Arkadaşlar nitrat iyonları iki çözeltiden de gelmektedir. Alüminyum nitrattan 0,6 mol, magnezyum nitrattan da 0,48 mol. Bu iki değeri topladığımızda toplam mol nitrat iyonu için 1,08 mol olacaktır. Bölü diyorum. Toplam hacim değerimiz yine iki çözeltinin hacmi toplamıydı. Yani 0,5 litreydi. Buradan nitrat iyon derişimini 2,16 molar olarak bulduk. Bir de şunu söylemek istiyorum. İki çözelti karıştırıldığında toplam hacmin korunduğu üzerinden bu yorum yapmış olduk. Bulduğumuz değerlere göre verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylüyoruz. Magnezyum iyon derişimimiz 0,48 molar. Nitrat iyon derişimimiz de 2,16 molardır. Cevabımız B seçeneği oldu. 24 gram sodyum hidroksit katısının 200 gram suda çözünmesiyle hazırlanan doymamış sulu çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül kütlece %12'liktir denilmiş. Kütlece yüzde derişim çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 şeklinde bulunuyordu. Çözünen miktarımız sodyum hidroksittir. 24 gram diyoruz. Çözelti miktarımız su artı sodyum hidroksit miktarı. Yani 224 gramdır. Çarpı 100 formülden geldi. Buradan işlemleri yaptığımızda kütlece yüzde değerimiz yaklaşık olarak 10,7 olarak gelmekte. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncül molal derişim 3'tür denilmiş. Molalite formülü çözünen molü bölü çözücü kilogramı olarak bulunmaktaydı. Molümüz çözünen molüydü. Bu da molal derişimi vermekteydi. Öncelikle çözünen sodyum hidroksidin molünü hesaplayalım. 1 mol sodyum hidroksit bakın burada 40 gram olduğunu belirtmişiz. 40 gram hissediyoruz. 24 gramı kaç moldür dediğimizde içler dışlar çarpımı yaparsak 0,6 mol değerine ulaşacağız. Çözünen molüne 0,6 mol yazdık. Çözücü kilogramı demiştik. 200 gram su vardı elimizde çözücü olarak. Bunu kiloya çevirdiğimizde 0,2 kilo yapar. Yerine yazarsak buradan molal derişimizi 3 molal olarak bulmaktayız. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül molar derişim 3'tür denilmiş. Moleritenin de formülünü hatırlayalım. Çözünen molü bölü çözelti hacmiydi. Hacmimizin birimi de litreydi bu arada. Bu da bize molariteyi vermekte. Çözünen molümüz 0,6 mol. Burada hacim yerine çözelti hacmini yazmamız gerekiyordu. Bize soruda çözelti hacmi verilmemiş. Bunun yerine çözücünün gramı ve çözünen gramı verilmiş. Biz çözücü hacmini bulabilmek için yoğunluktan yararlandığımızda yoğunluk 1 olduğu için 200 mililitredir. Dolayısıyla 0,2 litredir diyebiliriz. Ancak bize çözelti hacmi lazım. Dolayısıyla sadece çözücü hacmi 0,2 litre olduğundan dolayı molarite değerimiz 3'e eşit olamaz. Çözünenden gelen hacim hesaba katılmamıştır. Bize sorumuz molar derişim 3'tür dediğinden dolayı 3. öncül yanlıştır. Molar derişimin 3 olabilmesi için çözelti hacminin 200 mililitre ya da 0,2 litre olması gerekirdi. Burada sadece çözücü hacmi 0,2 litre bilgisi verilmişti bize. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız yalnız 2'dir ve B seçeneğidir diyoruz. Öz kütlesi 0.9 gram bölü santimetre küp olan kütleci %21'lik x sul çözeltisinin molar derişimi 3 molardır. Buna göre x'in mol kütlesi kaç gram bölü moldür denilmiş. Arkadaşlar molarite öz kütle ve kütleci yüzde derişimin beraber bulunduğu formülümüz olan m eşittir d çarpı 10 çarpı kütleci yüzde bölü MA formülünden X'in molarlığını bulacağız. Molarite değerimiz 3 molar verilmiş. Yoğunluğumuz 0.9 gram bölü santimetre küptü. 10 formülden gelmişti. Kütleci yüzdemiz %21'miş. Molekül ağırlığını bulmaya çalışıyoruz. Sadeleştirmeleri yapacak olursak 3 ve 21 1'e 7 oranında bulunacak. 7 kere 10 70. 70 ile 0.9'u çarptığımızda mol ağırlığını 63 olarak buluyoruz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki kapta bulunan kurşun 2 nitrat çözeltisine üzerinde belirtilen potasyum hidroksit çözeltisinin tamamı eklendiğinde kurşun ve hidroksit iyonlarının tümü birlikte çöküyor. Buna göre son karışımdaki potasyum iyon değişimi kaç molardır denilmiş. Öncelikle iki çözelti karıştırıldığında oluşacak tepkimeyi yazalım. Kurşun 2 nitrat çözeltisi potasyum hidroksit ile tepkime girdiğinde oluşan kurşun ve hidroksidin tamamı birlikte çöküyor diyor. Kurşun ve hidroksit iyonlar arasında oluşacak katının formülü PbOH2 olacak. Çöküyor dediği için buraya katı olarak belirttik. Kurşun ve hidroksit iyonlarının dışında kalan iyonlar potasyum ve nitrat iyonları. Bunlar da birbiriyle potasyum nitrat tuzunu oluşturacak. Tepkimeyi denkleştirelim. Katımızda 2 OH var. OH kaynağı potasyum hidroksitti. Dolayısıyla buranın katsayısı 2 olacak. 2 tane potasyum olduğundan ve 2 tane nitrat olduğundan potasyum nitratın katsayısı da 2 olacaktır. Tepkimemizi mol üzerinden değerlendireceğiz. Öncelikle kurşun 2 nitrat çözeltisinin kaç mol olduğunu molarite formülünü kullanarak belirleyelim. Kurşun 2 nitratın molaritesi 0,1 molar. Molü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 300 mililitre. Molaritedeki hacim litre olduğundan dolayı 0,3 litre dedik. Buradan kurşun 2 nitrat molü 0,03 moldür. Demek ki kabımızda 0,03 mol kurşun 2 nitrat çözeltisi bulunmakta. Buraya 0,03 mol yazıyorum. Potasyum hidroksidin molünü de yine molarite formülünden belirleyecek olursak. Molarite değerimize x molar demişiz. Molümüze n dedik hacmimiz 0,2 litredir. Buradan mol değerimiz potasyum hidroksit için 0,2 çarpı x, x olacaktır. Arkadaşlar sorumuzda dikkat edersek çözeltiler karıştırıldığında tüm kurşun ve hidroksit iyonlarının birlikte çöktüğünden bahsedilmiş. Kurşun kaynağımız kurşun 2 nitrat çözeltisi hidroksit kaynağımızda potasyum hidroksit. O halde bu maddelerin tamamı artansız bir şekilde tepkime vererek kurşun 2 hidroksit katısını oluşturmakta. Yani her iki madde de tamamen tükenecek. Kat sayı 1 iken 0,03 molüm tükenirse eksi koyalım tükeneceği için. Kat sayı 2 iken 0,06 mol tükenmesi gerekir. Bu sayede ortamda artan madde söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla buradaki x'in potasyum hidroksidin 0,06 mol çıkabilmesi için 0,3 molardır şeklinde değerini bulmuş olacağız. Yani x molar dediğimiz çözeltimiz 0,3 molardır. Soruda bize potasyum iyon derişiminden bahsetmişti. Girenlerde artan bir potasyum varlığı söz konusu değil. Sadece oluşan potasyum nitrat tuzundan yola çıkarak potasyum iyon derişimini belirleyeceğiz. Burada yine katsayılardan yararlanacağız. Katsayı 1 iken 0,03 mol harcanırsa katsayı 2 iken 0,06 mol madde oluşur. Oluşur dememin nedeni ürün olduğu için. Potasyum nitratı iyonlarına ayrıştırdığımızda potasyum ve nitrat iyonları açığa çıkacak. 0,06 mol potasyum nitrat. Potasyum ve nitrat iyonlarının da katsayısı 1'e 1 olduğundan dolayı o halde 0,06 mol potasyum iyonu 0,06 mol de nitrat iyonu oluşur diyeceğiz. Molarite formülünden potasyum iyonunun derişimini bulalım. Potasyum iyon derişimini potasyum molü bölü toplam hacim şeklinde bulacağız. Potasyum iyonunun molünü 0,06 mol bulduk. Toplam hacim için 200 mililitre potasyum hidroksitten 300 de kurşun 2 nitrat çözeltisinden toplam 500 mililitre hacimimiz var. Bunu 0,5 litreye çevirdiğimizde sıfırlar gidecek. 0,6 bölü 5'ten potasyum iyon derişimimiz 0,12 molar olacak. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yukarıda şekli verilen kaba sodyum nitrat çözeltisinin tamamı azar azar ekleniyor. Buna göre kaptaki kalsiyum, sodyum ve nitrat iyonlarının derişimlerinin zamanla değişimini gösteren grafiklerden hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle kabımızda bulunan iyonların mollerini belirleyelim. Bunun için işe kalsiyum nitratın molünü belirlemekle başlayacağız. Molarite formülünü düşündüğümüzde kalsiyum nitrat için konuşursak molarite değerimiz 2 2'ymiş. Molünü belirlemeye çalışıyoruz kalsiyum nitratın. Hacim değerimiz 2 litre başlangıçta. Buradan 2 çarpı 2'den 4 mol çıkmakta kalsiyum nitrat molü. Kalsiyum nitratın suda çözünme denklemini yazacak olursak kalsiyum ve nitrat iyonları oluşacak. Kalsiyum nitratta 2 adet nitrat olduğu için nitrat iyonunun başına 2 koyuyoruz. Kalsiyum nitrat molünü 4 mol olarak bulmuştuk. Katsayıları kullandığımızda katsayı 1 olduğu için kalsiyumun da molü 4 moldür. Nitratın katsayısı 2 olduğundan dolayı başlangıçta 8 mol nitrat var. Yukarıdaki kapta bulunan sodyum nitrattaki iyonların mollerini de belirleyelim. Bunun için de sodyum nitratın molünü bularak işe başlayacağız. Molarite formülü üzerinden gidiyoruz. 4 molarlık bir sodyum nitrat çözeltisi bulunmakta. molü bulmaya çalışıyoruz sodyum nitrat için. Hacim değerimiz yine 2 litre. 4 çarpı 2'den sodyum nitratın molünü de 8 mol buluyoruz. Sodyum nitrat tuzunu da iyonlarını ayrıştıralım. Sodyum nitratın molünü 8 mol olarak bulmuştuk. Katsayılar 1'e 1 olduğundan dolayı sodyum ve nitrat iyonlarının molü de 8 mol olacak. Şimdi bu durumları dikkate alarak çözeltiler karıştırıldığında belirtilen iyonların derişimlerini hesaplayalım. Birinci öncülde kalsiyum derişimi ile ilgili bilgi verilmiş. Başlangıçta kalsiyumdan 4 mol vardı. Başlangıç hacmimiz 2 litreydi. Kalsiyum için başlangıç diyelim. Kalsiyum iyon derişimi başlangıçta tekrar söylüyorum 4 mol vardı. Başlangıçta kalsiyum nitratın hacmi 2 litre olduğu için kalsiyum iyonu da buradaki hacim değeriyle dikkat alınacak. Buradan 4 bölü 2'den başlangıçta 2 molar kalsiyum var diyoruz. Şurası doğru. Bakalım sodyum nitrat eklendikten sonra kalsiyum derişimi 1 molar olacak mı? Bunun için de son durum diyelim. Kalsiyumun son durumdaki iyonunu hesaplayacak olursak. Başlangıçta 4 mol kalsiyum vardı. Diğer çözeltiden herhangi bir kalsiyum gelmiyor. O halde 4 mol kalsiyum olmaya devam edecek. Bölü diyorum. Hacim değerimiz iki çözeltinin toplam hacmi olacak. 2 litrelik bir kalsiyum nitrat çözeltisi vardı. Sodyum nitrattan da 2 litre geldi. Toplam hacmimiz 4 litre oldu. Buradan son durumdaki kalsiyum iyon derişiminin 1 molar olduğunu bulmaktayız. Grafiğe baktığımızda kalsiyum iyon derişimi son durumda bulduğumuz gibi 1 molardır. Dolayısıyla birinci grafiğimiz doğrudur diyoruz. İkinci grafik sodyum derişimi ile ilgili Arkadaşlar biz aşağıdaki kapta yani kalsiyum nitratın bulunduğu kaptaki derişim değerlerini yorumluyorduk. Başlangıçta bu kapta sodyum iyonları bulunmadığından dolayı ikinci grafiğimiz yanlıştır. Grafikte başlangıçta kapta 4 molar sodyum var denilmiş. Tekrarlıyorum biz aşağıdaki kaptaki değişimleri inceliyoruz. Yani yukarıdaki kaptaki iyon derişimleri bizim grafiğimizi ilgilendirmiyor. Son grafiğe baktığımızda nitrat iyon derişimni bize belirtmiş. Yine başlangıçtaki nitratı öncelikle bulalım. Başlangıçtaki nitrat, kalsiyum nitrattan gelen nitratlar yani şuradaki nitrat değeri bakın başlangıçta 8 mol varmış. Yine başlangıçtaki kabarcığımız 2 litreymiş. Burada başlangıçtaki nitrat iyon derişimi 4 molardır dedik. Bakın burada da zaten başlangıçta 4 molar olarak verilmiş. Bakalım son durumda ne olacak? Nitrat yon derişimi için son durumdaki değerlere bakarsak, 8 mol kalsiyum nitrat çözeltisinden geldi, 8 mol de sodyum nitrat'tan geldi. Toplamdaki mol sayımız çözeltiler karıştırıldığında nitrat için 16 mol oldu. Bölü diyorum hacim değerlerine bakıyoruz. Kalsiyum nitratın bulunduğu kaptan 2 litre, sodyum nitrat'tan da 2 litre. Toplam hacim değerimizde 4 litredir dediğimizde, 16 bölü 4'ten nitrat iyon derişimi 4 molar olmuştur. Yani nitrat iyon derişimi 4 molar olmaya devam etmiştir. Korunmuştur, sabit kalmıştır diyoruz. Dolayısıyla 3. grafiğimiz de doğru oldu. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Kütlece %49'luk sülfürik asit çözeltisinin 500 mililitresi ile yeterince çinko katısının artansız tepkimesi sonucunda normal koşullarda 44,8 litrelik hidrojen gazı oluşuyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Arkadaşlar çinkomuz aktif bir metal. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi sonucunda soruda da belirtildiği gibi hidrojen gazı açığa çıkmakta. Öncelikle tepkimemizi bir yazalım. Dediğimiz gibi aktif metallerle asitlerin tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacak. Bununla beraber metalimizde asidin anyonu tepkime verecek. Çinko bileşiklerinde artı 2 değerlikliydi. Şöyle yazabiliriz. Sabit değerliklidir bunu bileceğiz. Asidinde anyonu olan sülfat iyonunun da yükü eksi 2 idi. Bu iki iyon tepkime verdiğinde iyon yükleri çaprazlanıyor. Zaten ikiler birbirini götüreceğinden dolayı oluşacak tuzumuz çinko sülfat bileşiği olacaktır. Tepkimeye baktığımızda tepkimenin aynı zamanda denk olduğunu da görmekteyiz. Tepkimemizdeki yer alan maddelerden bize hidrojenin molünü bulabilmek için normal koşullarda oluşan hidrojenin hacmi verilmişti. Bütün gazların bir molü normal koşullarda 22,4 litre olduğuna göre normal koşullardaki 44.8 litrelik hidrojen kaç moldür dediğimizde buradan 2 mol cevabını buluyoruz. Hidrojen gördüğüm yere 2 mol yazıyorum. Öncüllere baktığımızda bize harcanan çinko ve sülfürik asidin derişimi ile ilgili sorular sorulmuş. Katsayılardan yararlanarak çinko ve sülfürik asidin molleri ile ilgili yorum yapalım. Tepkimemize baktığımızda bütün maddelerin katsayısı birbirine eşit. O halde katsayı birken 2 mol oluşan hidrojen varsa katsayı birken 2 mollük çinko sülfat tuzu oluşacak. Yine katsayı 1 olduğu için 2 mol çinko harcarız. Katsayı 1 olduğu için 2 mol de sülfürik asit harcarız diyebiliriz bu yorumu hidrojenden yararlanarak yaptık. Öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncülde tepkimede 2 mol çinko harcanmıştır dedi. Harcanan çinkoyu 2 mol olarak bulduk. Birinci öncülümüz doğrudur. Kalan iki öncülden üçüncü öncülle devam edelim. Çünkü üçüncü öncülde bulacağımız bilgiyi ikinci öncülde kullanacağız. Üçüncü öncülde sülfürik asit çözeltisinin derişimi 4 molardır deniliyor. Molertenin formülünü hatırlarsak Çözünen molü bölü çözelti hacmiydi. Çözelti hacim birimimiz litre olacaktı. Sülfürik asidin molaritesini bulmaya çalışıyoruz. Sülfürik asidin molünü 2 mol olarak tepkime üzerinden bulmuştuk. Sorumuzda sülfürik asidin hacim değerini 500 mililitre olarak bize vermişler. Bunu litreye çevirdiğimde 0,5 litre yapılacak. 2 bölü 0,5'ten molarite değerimiz sülfürik asit için 4 molar olacaktır. Yani 3. öncülümüz doğrudur. İkinci öncülde sülfürik asit çözeltisinin öz kütlesi 0,8 gram bölü mililitredir denilmiş. Dikkat edersek sülfürik asidin kütlece yüzdesi verilmiş. Molaritesini bulduk. Kütlece yüzde, molarite ve bir de bize yoğunluk soruluyor. Bu üç niceliği içeren bir formülümüz vardı. Formülümüzü hatırlayalım. Molarite eşittir. D çarpı 10 çarpı kütlece yüzde derişim bölü MA. Buradan yoğunluk değerini çekeceğiz etyi 4 molar bulmuştuk sülfürik asit için. Yoğunluğu bulmaya çalışıyoruz. 10 formülden geldi. Kütlece yüzdemiz %49 olarak bize verilmiş. Bölü diyorum. Mol ağırlığımız, sülfürik asit için mol ağırlığı da 98 olarak verilmiş. Sadeleştirmeleri yapalım. 49 ve 98 1'e 2 oranında bulunmakta. 2 ile de onu sadeleştirirsem 1'e 5 oranında bulunmakta. Denklemimizde 4 eşittir 5 çarpı d. Buradan d değerimizde 4 bölü 5'ten 0,8 gram bölü mililitre yapacaktır. Yani 3. öncülümüzde doğrudur diyoruz. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız e seçeneğidir.